Kerem. Although, so I'm a lawyer, but when people ask me these days, what do you do? Or at least when I attend meetings, people actually mistake me for a communications person, which I'm delighted about. But I'm a lawyer by training. I actually don't remember anything I studied in law school anymore. But let's see how I... Aslında hukukçuyum. Şimdi ben bugün öğleden sonra size nelerden bahsedeceğim? Ben çok daha genel bir yaklaşımla insan hakları iletişimi üstünde durmak istiyorum. Evvela geniş bir giriş yaptıktan sonra bunun ayrıntısına girebiliriz. Çünkü bence bu yaklaşım bizim için çok önemli. Gelecekle ilgili olduğu için çok önemli. Geleceğe bakmak ne demek? Tabii insan hakları mücadelesi açısından ne demek? Bunu bir kere görelim. Öngörü bu açıdan ne anlama geliyor? Yani insan hakları iletişiminin geleceği ve neden öngörü bizim çalıştırmamız gereken bir kasımızdır diye söyleyelim. Bugün geleceğe bakıp geriye doğru çalışmanın önemi üstüne duracağız. Aslında normal olarak insanlar stratejik bir planlamadan söz ederler ve stratejik planlama dendiği zaman diyelim önümüzdeki 2-3 sene için ne yapmamız gerekiyor diye karar veririz. Bunu da tarihe bakarak çıkartmaya çalışırız. Yani gelecekteki bilgilerimizden hareketle bu gelecek planlamasını tırnak içinde yapmaya çalışırız. Oysa öngörü dediğimiz zaman bambaşka bir şey kastediyoruz. Yani geçmişteki bilgilere dayanmayan ama geleceği kavramaya yönelik bir düşünce biçimi. Bu da mümkün. Bunu bir sistematik olarak pekala geliştirebiliriz. Neden gelecekler düşüncesi? Yani gelecekler dediğimiz zaman biz aslında ne kastediyoruz? Tabii ki değişim dinamiktir ve bu değişim insanlar buna belli bir uçucu ve gayet karmaşık bir şekilde yaklaşırlar. Mesela yani bugün olan bir olay diyelim ki gelecekte pekala başka bir etki yapabilecektir ama bu daha önce asla cereyan etmemiş olabilir. Yani burada biz bu gelecekler düşünmek dediğimiz zaman geleceği bu şekilde algılayabilme ve olguları büyüterek kavrayabilme yeteneğini geliştirmeye kastediyoruz. Şimdi insanlar uzun vadede bir takım tehditleri tahmin edip bunların gerçekten varoluşu tehdit edecek bir belirsizliğe dönüşmeden önce kavrayabilmedilirler. Geçtiğimiz 5 sene içinde, 10 sene içinde tabii bir takım tehditlere maruz kalmışızdır ama şu anda bu zaten demokrasiye yönelik bir tehditin vesaire diye bunların adını da koyarız. Ama peki öngörü dediğimiz zaman bunu mu kastediyoruz? Hayır, biz öyle bir nokta kastediyoruz ki doğrudan doğruya varoluşumuza tehdit oluşturacak bir olgunun sosyal değişim içerisinde ortaya çıkacağını, nasıl çıkacağını tahmin edebilmeyi kastediyoruz. Aynı şekilde daha önceden hiç yaşanmamış stratejik bir takım fırsatları da görmek ve bunların adını koymak ve bunlardan yararlanmak da gelecekler düşünmenin bir parçasıdır. Bütün bunların sonucunda insanlar bir araya gelip uzun vadeli bir vizyonu yaratabilirler. Bilmiyorum.
ekonomik bir takım geleceğe yönelik tahminler yapılıyor. Bunları herhalde televizyonlarda vesaire seyrediyorsunuzdur. Asla böyle bir şey kastetmiyoruz. Yani burada bir takım kantitatif veriler alınıyor. Önümüzdeki 2 sene içinde filanca alanda, ekonomi alanında ne olacak? Hayır, ben böyle bir şey kastetmiyorum. Ben burada bir organizasyonun geleceğini ne şekilde, nereye yerleştirebileceğini hayal etmesini kastediyorum. Gelecekler düşünmek böyle bir şeydir. Bir takım kantitatif verilere dayanan tahminler değildir. Yani bu da beni çok heyecanlandıran bir şey. Bu da zaten bizi bir araya getiren bir şey. Aslında gelecek karşılıklı konuşma için nispeten güvenli bir yer. Yani çeşitli tartışmalar örgütlenebilir. Ve zaman, diyelim ki 20 sene sonra şu olabilir, bu olabilir diye düşündüğümüz zaman daha güvenli bir alanda hareket ederiz. Bugün karar vermek aslında stratejik bir adım olabilir. Fakat bu konuda karşılıklı diyalog kurmak, geleceği düşünmenin bence bel kemiğini oluşturuyor. Peki neden? Neden sizler arasında sorayım? Peki mesela pop kültürde, mesela modada, mesela tasarımda neler olacak, bu konuda bir fikriniz var mı? Mesela eğlence sektöründe neler olabilir? Kimler bununla ilgili bir şey düşünüyor ya da çevreyle ilgili neler olabilecek? Kimler bu konuda çalışıyor? Peki diyelim ki Hindistan'da neler olacak? Kim bunu tahmin edebiliyor? Öngörü dediğimiz zaman işte global bir bağlamda meseleye bakmamız lazım ve sadece kendi sınırlı sektörümüzün dışını da kavrayabilmeliyiz. Yani insan hakları dediğimiz zaman politikadan elbette söz ediyoruz özünde ve belki de olayların sosyal tarafından da söz ediyoruz. Ama STEP, STEP aslında sosyal, teknolojik, ekonomik, çevresel ve politik sözcüklerinin kısa baş harflerinden oluşmakta ve bunların hepsi iç içedir. Mesela teknolojide neler oldu veyahut da olacak veyahut sosyal medyada neler olacak, ilişkili olmak, iletişim vesaire konularında neler olacak, bütün bunlar teknolojiyle ve ileriye yönelik tahminlerle, pop kültürü de buna dahil ediyorum, modayı, çevreyi de dahil ediyorum, ne olacak? Bu şekilde bakmamız gerekiyor. İşte böyle baktığımız zaman öngörüyü nasıl gerçekleştireceğimize dair elimize birkaç ipucu gelebilir. Tabii çok kolay 2020, yani 2020 diyelim. Peki burada bir teleskop koyduk ve teleskopa gözümüzü uydurup 2020'ye bakıyoruz. Pekala, bugün karar vermek durumunda olsak, ileriye baktığımız zaman, 2030'a baktığımız zaman ne düşüneceğiz? Tabii 10 sene, 5 sene, 2 sene dediğimiz zaman öngörü diyor muyuz? Aslında bu çok kısa bir dönem değil mi? Dolayısıyla bu çok kadar çok kısa bir dönem için düşünmek tam manasıyla geleceği hayal etmek anlamına gelmez. Genellikle 20 senelik periyotlarla bunu yapmak, öngörü dediğimiz zaman daha doğrudur. Diyelim ki 30 sene de sonraya bakalım. Tabii eğer daha da öteye gidersek bu bilim kurguya girebilir. Biz bütün kısa dönemde bakacak olursak kolay olur. Hadi 10 sene, 20 senelik dönemler için diyelim ve böylece anlamlı bir gelecek tasavvur edelim. Mümkün olabilen ne olur? Bunun için ne yaparız? Evvela tabii tarihe bakarız, tarihi inceleriz, bugüne bakarız ve bugünkü eylemlerimizi böyle bir bütünsellik içerisinde, timeline üzerinde oluşturmaya
çalışırız. Peki, neden zordur bu gelecekler düşünme eylemi? Zordur neden? Bir, biyolojik olarak ve bilimsel olarak biz biliyor musunuz gelecekte kendimizi yabancı gibi algılıyoruz. Çok ilginç. İnsanların beyinlerinin çalışmasıyla ilgili bir araştırma yapılmış ve kendimizi gelecekte düşündüğümüz zaman frontal premedial kortekste bir aktivasyon oluyor. Yani tanıdığımız, bildiğimiz bir şey. Bugünkü halimizi düşün dendiğinde frontal premedial kortekste bir canlanma oluyor. Fakat gelecekte kendini nasıl görüyorsun diye sorduğunuz zaman sanki yabancı bir canlıyı, varlığı kavruyormuş gibi bambaşka bir noktasında insan beyninin ışık yanıyor imiş. Yani gelecekte kendimizi görmek tıpkı bir yabancıyı düşünmek etkisi yapıyor beyinde. Aslında orta sınıflar ve üst sınıflar toplumun hiç değişmeyeceğini, durağan olduğunu düşünme eğilimindedirler ve gelecek yarın belirsizdir, güvensizdir. Ama bu tür insanlar bunu bilinçsiz olarak evet yarın bir şeyler değişecek diye düşünseler bile sanki lineer bir şekilde bu bugünün devamı olacakmış zehabına kapılırlar. Bu şekilde ifade etmek isterim. Biz işte buna bilişsel çıpa adını veriyoruz. Bir bilim kadını biz bu geleceği düşündüğümüz zaman çok büyük oranda bilinçsizce düşünceler üretiriz demiştir. Yani bir takım uyarılar var ve bu uyarıları beynimiz alıyor, bir işlemden geçiriyor ve çok daha düşük bir düzeyde bunu yapıyor. Yani bizim kendimize özgü bir takım hatırlama örüntülerimiz, patternlarımız oluşuyor ve bunu bilinçsiz bir şekilde tekrar ediyor beyin. Yani bir uyarı geldiği zaman gene bilinçsiz olarak veyahut da bilinç altında bu şudur, bu budur gibi bir yanıt oluşturuyoruz. O kadar çok enformasyona maruz kalıyoruz ki bu örüntüler, patternlar bizim yardımımıza koşuyor. Çünkü bu gelen muazzam uyarı bombardımanın karşısında kendi beynimizin çalışmasını kolaylaştırıyor. İşte biz buna bilişsel çıpa adını veriyoruz. David Epstein'in bilmiyorum yaptığı bir araştırmadan haberdar mısınız? Çeşitli farklı disiplinlerden gelen kişilerin dünyayı değiştirme çabası içerisinde olmasını incelemiştir. Ve burada önemli olan zihinsel faaliyetlerin bu insanların zihninde ne şekilde cereyan ettiğidir. Yani gelen enformasyonu ne şekilde işlemden geçirdikleri önemlidir. Ben şimdi size bu çalışmayla ilgili bir takım örnekler vermek istiyorum. Bu bilişsel çıpa örnekleri. Bunlardan biri, bu bir alıntı efendim. Olsa olsa 5 bilgisayar için bir dünya pazarı vardır diye düşünüyorum demiş birisi. Kim demiş? Thomas Watson demiş. IBM'in 1943'teki başkanı, uzman, üstelik de bilgisayar uzmanı. Olsa olsa 5 bilgisayara ihtiyaç olacak dünyada demiş. Seslerinden hiç hoşlanmıyoruz. Gitar müziği zaten artık miadını doldurdu. Kim demiş?
Decca plak şirketinin yöneticisi 62'de Beatles'ları reddederken onların talebini kabul etmediği zaman demiş zaten gitar miadını doldurdu diye. Bir başka alıntı. Herhangi bir kimsenin evinde bir bilgisayar istediğini düşünemiyorum. Bunun sebebi yok demiş. Bunu kim demiş? IBM'in ileri sistemler bölümünden bir mühendis 68'de demiş ve ben şimdi en favorime geliyorum. 640K RAM bence bir bilgisayar belleği olarak herkesi idare eder. Çok bile kim demiş? Bill Gates'in ta kendisi 81'di. Aptal mı bu insanlar? Yok, katiyen değil. Hepsi birbirinden parlak, üstelik uzman. Ama işte bakın, görüyor musunuz? Bu bilişsel çıpanın etkisini öngörü ne demek? Öngörü yapmak durumunda kaldığı zaman interdisipliner olarak bakamıyor. Sadece kendi deneyiminden hareketle bakıyor. Ha evet, gelecekler düşünmek geleceği tahmin değildir. Bunun altını çizmek istiyorum. Hayır değildir. Her workshopta sorulan soru şudur. Geleceği nasıl tahmin edeceğiz? Hep bunu sorarlar. Yani yarını bile tahmin edemiyoruz. Nasıl yapacağız denir. Hayır, bu geleceği tahminle ilgili değildir. Ekonomik tahmin hiç değildir. Veyahut da ne bileyim teknolojik modeller vesaire oluşturmak değildir. Biz gelecekler düşünüyoruz. Neden bugün bir takım stratejik kararlar verebilmek için hangi senaryo olacaksa olsun gelecekler diyorum. Bakınız çoğul gelecek demiyorum. Geleceği düşünmek demiyorum. Gelecekler. Ler çoğul eki. Neden? Çünkü birden fazla farklı senaryo söz konusudur. Ve burada can alıcı nokta şu. Hangi senaryo gerçekleşecek olursa olsun ya da bekleyici biri gerçekleşmeyecektir. Önemli olan bizim bu konuda bir karar vermemize bizi götürebilsin. Öngörü tam da budur. Geleceği tahmin değildir. Gelecekler konusunda bir içgörü geliştirebilmekle ilgilidir. Peki ne yapıyoruz biz geleceği incelediğimiz zaman? Tabii evvela trendlere bakarız. Trendler dediğimiz zaman mesela bir takım yapay zeka gibi mesela Suudi Arabistan'daki ne bileyim vatandaşlığın ne şekilde alınması ya da alınacağı gerçekleşecektir gibi sorulara cevap verecek. Kısa vadede gerçekleşebilecek bir takım olasılıklar kastediyoruz trend dediğimiz zaman. Bu trendler hemen mi değişir, birkaç ay sonra mı, sene sonra mı değişir vesaire, bunlara bir bakarız. Onun dışında değişikliği oluşturan dürtüler hangileri, bunlara bakarız. Yeryüzünün yüzeyini bir düşünün. Bir takım bildiğiniz gibi depremler oluşuyor yeryüzünün yüzeyinde ama bu depremler ne oluyor? Biz sadece yüzeyi görüyoruz ama onun altında ne oluyor? Orada biliyorsunuz bazı plaklar var ve bu plaklar zaten uzun yıllar içerisinde şu ya da bu biçimde bir değişiklik geçiriyor. Bu değişikliği tetikleyen nedir? Bunları da bilmemiz, daha doğrusu bunların üstünde de durmamız gerekir. İlk bakışta belki göze gözükmezler ama biz bunlara bakmayı genellikle ihmal ettiğimiz için şaşırırız. Ayrıca tabii bu değişikliğin işaretlerine de bakmamız lazım. Mainstream bir yolda gidiyoruz ama mesela evet tamam değişikliği tetikleyen şudur budur dediğimiz zaman herkes doğru doğru diye başını sallar ama bir değişimin ilk işaretleri hangileri bunu genellikle görmeyiz.
If that fringe occurrence actually scales, aslında bazı değişimler bize kendilerini hissettirirler. Bazı becerilerin değişmesi gerekmektedir vesaire. Yani burada önemli olan bugün cereyan eden herhangi bir şeyin karşısında bizim kendiliğinden yeni bir yöne yönlendirilmiş gibi hissetmemiz, bu bir öngörüdür. Mesela hem sosyal değişimin oluşması için çaba gösterenler, hem karar verme durumunda olanlar bunu bu önemlidir. Biz özellikle herhangi bir değişimle karşı karşıya kaldığımız zaman, diyelim ki Hindistan'da zannedersem bir yıl kadar önceydi, bir Hintli sosyal değişimi önderi bir hologram kullandı. Bildiğiniz gibi Hindistan'da kırsal kesimde yaşayan toplulukların birbirinden çok kopuk olduğu bilinir. Fakat hepsini bir araya getiren bir hologram kullanabildi. Bunun o demokrasi ortamını, doğrudan demokrasi olayını nasıl etkilediğini tasavvur dahi edemezsiniz. Yani bu şekilde, bugüne kadar ben ondan başka kimsenin böyle bir şey yaptığını duymamıştır. Modi bu kişinin adı ve Hindistan'ın farklı yerinde yaşayan toplulukları bir araya getirdi. Ayrıca bir örnek daha biliyorum. Tabii. Bu sizin verdiğiniz örnek aslında eğlence sektöründen bir örnek. Anladım neyi kastettiğiniz. Japonya ve Kore'den bir örnek ama politikacı değil. Yani bu bahsettiğim Hindistan'daki kişi Modi bir politikacıydı. Peki. Diğer bir örneğim de bu. Bakalım şu beyefendiyi simasına ne dinliyor? Tabii bir Trump döneminden bahsediyoruz. O birdenbire mi oluştu? Hayır. Yavaş yavaş oluştu. Ve 10 yıllar boyunca oluştu. Yani bunu biz ne şekilde görmemiz gerekiyordu? Demokrasilerin oluşması ya da yavaş yavaş ölmesi ne şekilde oluşmaktadır? Buna bakmak lazım. Bu güzel, yakışıklı beyefendi ama birdenbire gökten zembille mi indi? Trump dönemi 1987'ye gidelim. Nispeten genç bir cumhuriyetçi kişi Atlanta havaalanında 1978 yılında içeri girdi ve dedi ki genç cumhuriyetçilere hitap ediyordu. Biz tamam dedi çocuklar, biz demokratları alt edeceğiz. Yani daha o zaman 78'de, o zaman biliyorsunuz cumhuriyetçilerle demokratlar arasında çok sıkı bir mücadele vardı Amerika Birleşik Devletleri'nde ve bu yeni düşünce Amerikan politikasında yeni bir çizgi oluşturmuştur. Kendisine karşı çıkanlara terörist, faşist vesaire gibi sıfatlarla yaklaşmıştır ve tabii hatırlayın Trump seçim sonuçlarına itiraz etmiştir ve genellikle bu seçim sonuçlarının hoşuna gidip gitmesi
mevsim ile üstünde bile durmamıştı ve genellikle bütün bunların boş işler olduğuna dair bir satırlar arasında mesaj vermeye çalışmıştır. Yani daha Trump'tan önce bütün bunların başladığını size belirtmek istiyorum. Bu bir değişim sinyaliydi, işte değişimin işaretlerini görmemiz gerekir demiştim ya, işte bu ondan biridir. Ben Kolombiya'da yaşıyorum ve bütün bunları size onun için anlatıyorum. Sadece 6 dakikam kalmış. Peki, büyük şirketler, hükümet, askeriye ve iklim alanında biz öngörümüzü kullanmak zorundayız. Medyanın geleceği, enerjinin geleceği, iklimle ilgili faaliyetlerin geleceği, yiyeceğin, insanların, makinelerin ve sosyal refahın geleceği. Bütün bu da bizi insan haklarının geleceğine getiriyor. İnsan haklarının geleceği dediğimiz zamanda iletişim üstünde durmak istiyorum. Geçen sene bir kitap çıkarttım. Bulabilirsiniz. Kitabımın kapağı burada. Ve buradan bir çalışmadan size söz etmek istiyorum. Popülizme karşı bir takım faaliyetler üstünde çalıştım. Ve mesela bu burada gördüğünüz Avustralya'da bir insan hakları merkezinden bazı fotoğraflar, Meksika'dan, Avustralya'dan, gene Venezuela'dan, muhtelif yerlerden, Macaristan'dan fotoğraflar. Bu insanların hepsi insan hakları üzerinde çalışıyor. Bir insan hakları organizasyonu İnsan haklarının dışında çalışan kişilerle de çalışabilir. Mesela stratejistlerle çalışabilir. Onları konuşma yapmak üzere vesaire davet edebilir. Veyahut da nörolojik bilimler üzerinde çalışan kişilerle de çalışmakta büyük yarar vardır. Yani dediğim gibi burada tek bir disiplin, tek bir çizgi değil. Eleştirel bir şekilde birçok farklı alan ve disiplinin bir araya gelmesinden söz ediyoruz. Bence bu çok anlamlı bir görüntü. Bildiğiniz gibi biz toplumun herhangi bir dalında öngörü dediğimiz zaman burada farklı sektörlerde hem sosyal hem eğitim hem teknoloji vesaire alanlarda ki düşüncelere bakalım. Genellikle organizasyonlar hangi biçimdedir? Bu şekiller genellikle internetin ne şekilde geliştiğini de bize gösteriyor. Bir tanesi merkezileşmiş, diğeri merkez kaç bir şekilde, ademi merkezi bir şekilde örgütlenmiş. Bütün bunları biliyoruz. Fakat bu sistemlere göre çalışır organizasyonlar. Günümüzde bu tür ademi merkeziyetçi şekilde biçimlenmiş kurumlar olduğunu görüyoruz. Daha sonra ise farklı bir organizasyon biçimi daha var. O da dağıtılmış bir şekilde ama birbiriyle ilişkisi olan birimlerden oluşuyor. Gelecek işte bence böyle örgütlenecektir. Özellikle liderlik okuryazarlığı diye bir kitapta bunun gelecekteki esas biçim olacağı söyleniyor. Bu da örgütlerin tek bir biçime bağlı kalmayacağını, şu ya da bu şekilde değişeceğini, yani kah bu taraftaki özelliklerinin güçleneceğini, diğer zamanda ise başka özelliklerinin güçleneceğini, yukarı doğru yükseleceğini söylüyor. Yani tek bir kalıp
örgüt biçimi olmayacak. Hepsi birbiriyle ilişkili olacak fakat global olarak değişecek. Burada önemli olan belirleyici faktör, coğrafya vesaire faktörler olmayacak. 20 sene sonra bu şekilde bir kendi içinde de değişebilen örgütler oluşacak diyor. Bu önümüzdeki 10 sene ya da 20 sene içinde muhakkak olacaktır diyor. Demek ki sosyal değişimi örgütleyebilmek için bizim bu şekilde bir yaklaşımı da benimsememiz lazım. Bizim burada bir takım yıldız, rock yıldızı, liderlere ihtiyacımız yok. Hayır. Çünkü liderlik burada farklı insanlar tarafından farklı sektörleri temsil ederek ortaya çıkacaktır ve işbirliği olağanüstü gelecektir. Hiper işbirliği de diyebiliriz. Biz burada sadece insan haklarının dilini kullanan insanların kendi küçük dar alanlarında birbirlerine münhasır kalmalarını kastetmiyorum. Gördüğünüz gibi biz insan hakları dediğimiz zaman bunun belirgin olması gerekmez. Mesela Philip Foster bir insan hakları savunucusu insan hakları çerçevesi içinde biz bir araya gelmeli ve çok farklı yaklaşımlar ve düşünce biçimleri olarak hem sosyal adalet hem eşitlik ve bence empati ve açıklık, açık olabilme üzerinde çalışmalıyız demektedir. Evet, 10 yıllar boyunca insanlar bu konularda yoğunlaştılar ama geçmişe bakıp bu konuda çalışıldı, bundan sonra da böyle devam edelim dediğimiz zaman bence fazla ileriye gidemeyiz. Dediğim gibi burada çeşitli alanlar arasında artık kesin ayrımlar olmayacaktır ve bu sınırlar geçirgen olacak ve bugün böyle yarın öyle olacaktır. Mesela feministler, diğerleri. Bütün bu faaliyet alanlarının arasındaki sınırlar artık anlamını kaybedecektir. Peki siz burada aranızda iletişim uzmanı var mı? Bir kişi, iki kişi. Peki iletişim uzmanı. Peki 1,5 diyelim. 1,5 kişi. Bildiğiniz gibi İnsanların dikkatini tutmak son derece zordur. Büyük bir rekabet var insanların dikkatini çekmek için. Internet of Things, IoT, şeylerin internetini duyan oldu mu? Tabii hepiniz duydu. Peki bu bilim kurgu değil. Hayır, şu anda zaten oluşan bir şey, önümüzdeki 5 sene içinde zaten gelişecek. Yani ne bileyim ben, sizin çamaşır makinesinde bir çip olacak, internete bağlı olacak ve siz çamaşır makinesinizde neyi, hangi ısıda yıkadığınız, ne kadar sıklıkta yıkadığınız, hangi programı kullandınız vesaire vesaire, bütün bunlar ya sizinle ilgili çeşitli ürünlerin pazarlaması konusunda bunlardan yararlanacak vesaire. Yani sizin buraya yüklediğiniz bütün bilgiler aynı zamanda size bir hizmet olarak geri dönecek. Demek ki iletişimin geleceği sadece bir bilgi almak, bilgiyi vermek vesaireden ibaret olmayacaktır. Mesela Palo Alto'da ki çalışmalara bakalım, sadece bir ekrana bakmak veyahut da o ekrandan bir takım bilgiler almaktan ibaret olmayacaktır. Tasavvur dahi edemezsiniz önümüzdeki 10 sene içinde bunun nerelere varacağı. Bir mesajın, tek bir mesajın milyonlarca kişiye her gün her an ulaştığını düşündün. Artık insan hakları alanı deminki söylediklerimden de hareketle açıkça görebileceğimiz gibi hukukun hakimiyeti altında olmayacaktır. Ben bunun en canlı örneğiyim. İnsan uluslararası düzeyde tamam, eskiden hukukçular bu konuda başı çekmekteydi. Çeşitli örgütlerde hukukçular vardı. Ve bu insanlar hatta kendilerini belki insan hakkı aktivisti olarak dahi tarif etmiyordu. Ama günümüzde bu kişiler
ön plana çıkacaktır. Tamam, onlar tamam aktivist olacaklar, fakat tek bir tarif, iki nokta üst üste, ondan ibaret olmayacaklar. İkinci eğri kavramını bilmiyorum, duyanız var mı? Bir yenilik, bir inovasyon ve bu hepimizi gelecekte zorlayacak. İkinci eğri nedir? Günümüzde bu şekilde hareket ediyoruz, faaliyetlerimizi bu şekilde yönlendiriyoruz. Yani bugün yaptıklarımızı, bir şeyi başarmamız, üstesinden gelmemiz nedir, ne şekilde cereyan etmektedir? Bunu alalım. Ondan sonra bir ikinci eğri daha var. Bunlar da bugünün inovasyonlarının gittikçe ön plana çıkması ve herhangi bir şeyi yerine getirirken bu yenilikçi yola girmemiz. Yani gördüğünüz gibi bu birinci eğrisinde giderken bence fazla geç olmadan hemen ikinci eğrinin güzergahına girmekte sonsuz yarar vardır. Benim size son olarak vermek istediğim tavsiye bu. Lütfen ikinci eğriyi ıskalamayın. Evet, tamam, şimdi geç kaldık diyebiliriz ama olsun, kurbağalar gibi sıçrayarak da hareket etmek mümkün. Teşekkür ederim beni dinlediğiniz için.